Her şey yolunda mı? Gidiyorum. Süper. Doğru olanı yapıyorsun. He ya. Bu akşam kısmetse Abbas yolcu. Gideyim bir esnafla da vedalaşayım. Yazık. Hepsi çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Ama bir kahvaltıya hayır demem ha. Olur. Olur, sen beni şurada bekle, ben geliyorum. Sen ettin zaten kahvaltını. Senin gelmene gerek yok. Aynen. Hı. Allah'a ısmarladık, ciddi adam. Nereden çıktı şimdi bu kahvaltı? Tabii ki kahvaltı falan etmeyeceğim. Benim onunla kapatmam gereken bir hesabım var, tamam mı? Öyle kimse benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Ben onun ağzının payını vereceğim ki bir daha cümle dahi kuramasın. Ha. İyi, tamam, olur o zaman. İyi. Ayrıca bugün beni kimse özlemez. Niye, ne var ki bugün de? Hiç. Bu kolyeyi sen mi almıştın? Sonra da çöpe atmıştın. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman görüşürüz. Görüşelim. Acil otele gel, konuşmamız lazım. Bitmedi derdiniz, bitmedi. Geldim, oteldeyim zaten. Hani neredesin Polgaz? Neredesin? İyi ki doğdun Haziran. Poyraz. Sen... İnanamıyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu bir rüya değil mi? Bu bir rüya ve ben birazdan uyanacağım. Çünkü ben bunu yaşadım. Ben bunu bayağı yaşadım yani daha önce. Hayır, bu bir rüya değil. Sen nasıl peki? Yani nereden? Ben sana söylemedim ki. Sen bana söylemedin zaten. Ben unutmadım. Oteli almaya giderken kimliğinde görmüştüm doğum gününü. O günden beri hep aklımdaydı. Bugüne kadar hep geri saydım. Yok. Yok, bu kesin bir rüya ve ben eğer gözlerimi açarsam uyanacağım. Bu kesin bir rüya. Bu rüya olmalı. Haziran. Bu bir rüya değil. Ama biz seninle beraber gerçek bir rüya yaşayacağız. Herkesi unuttu, biliyor musun? Boş ver. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biraz ben çekmek istiyorum. Bitti artık. Bundan sonra hep birlikteyiz. Poyraz. Günaydın. Günaydın. Seni bir yere götürebilir miyim? Tabii. Üstüme bir şey alıp geliyorum. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen yanımdasın ya. Hep iyiyim ben. Bir şey olmuş. Yok.
Ya hiç öyle kabus gördüm. Ne gördün? Boş ver canım. Sen yanındasın, iyi unuttun bile ben zaten. Unutmadan şurada. Bu ne? Gözüne bağlayacağız. Niye? Sürpriz mi var? Hı hı. Ne sürprizi? Poyraz. Tut ama bak. Ya nereye gidiyoruz? Ya sen güven bana, gel. Poyraz hadi. Gel bakalım. Dikkat et. Sıkı tut, tamam mı? Bak şimdi daha çok merak ettim. Hadi. Şey söyleyeyim mi sana? Gerçekten değecek. Dur yavaş. Güven bana. Evet. Hazır mısın? Hı hı. Poyraz bu harika. Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel şey. Yani tabii senden sonra. Ben buraya hep tek başıma gelirdim, biliyor musun? Kabus atmak, kaçmak için. İlk defa biriyle geliyorum. Yani o özel kişi ben miyim? Bakayım. Yani senden başka biri olmadığına göre. Ya. Ziran, bu bizim ilk günümüz. Ve bizi ayırmak isteyen o kadar çok kişi var ki. Bizi ayırmak için elinden geleni yapacaklar. Ama biz asla ayrılmayacağız. Asla. Onlar elinden geleni yapsın. Ama biz her zaman birbirimize sarılacağız. Şimdiki gibi değil mi? Böyle. Ama sanki öyle senin kafanda başka bir şeyler var. Bana söylemediğin. Bizi hiç kimse ya da hiçbir şey ayıramayacak Haziran. Merak etme. Bu an ölümsüzleştirdin mi? Gerçekten mi? Hı hı. Geç şöyle. Nerede durayım? Saçım düzgün mü? Güzel güzel. Denizde görelim. Sol yap biraz. Dur bir saniye. Tamam, iki adım geri. Güzel. Hazır mısın? Hazırım, hadi. Hadi hadi. Üç. İki. Bir. Acıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık tırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş onunla. Gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyip sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyip sen bana yürüyünce.
beyaz ol. Cezama itiraz, kalbim ıslı durmuyor. Versen nerede ikaz? Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Şanla yazmayınca harflerin yükselmeyi. Can yatak kelimeler, cümleler de. Haziran! Sensiz olmaz asla. Ya ben de bir şey oldu sandım ha. Poyraz. Ya sen niye geliyorsun? Çıksana, ben de hazır değilim. Çıkarayım tamam, ya. Tamam, yardım edeyim sana. Dur. Of. Dur. Ay, acıyor. Şimdi sen nasıl başardın acaba? Tamam. Hem sen neyi panik yapıyorsun ki? Sen her halinde güzelsin. Öyle mi? Hı-hı. Seçemedin mi hala? Hı-hı. Bence bu çok güzel. Beğendiysen bunu giyerim. İyi tabii. Ama istiyorsan akşam da giyebilirsin. Akşam? Evet. Akşam seni yemeğe götürüyorum. Olur. Böyle sabah gün doğumları, akşam yemeği falan. Sen hak edecek ne yaptın? Biz şimdi şey olduk değil mi? Yani. Hadi hazırlan hadi. Bekliyorum. Bütün gün oya yapmaktan böyle parmaklarım acıdı. Çok hazırlanamadım. Niye susuyorsun? Ne diyebilirim ki bu güzellik karşısında? Peki sen? Yani sana ne demeli? Biraz heyecanlandım. Çok sakin bir yere götürüyorum seni. Çok huzurlu olacağız. Kimse huzurumuzu bozamayacak. Kolay gelsin. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsın amca? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, sağ ol. Tezi yok mu? Yok, çok gelmek isterdi de. Daha önceden verilmiş bir sözü vardı. Ama size çok selamım var. Bizden de selamlar. Hani sadece arkadaştınız. Hani aranızda bir şey yoktu. Ben bildim ama. Önceden anladım. Ya böyle olur bu işler. Neyse hadi gelin. Her şeyiniz hazır. Beğendin mi? Çok güzel dışımız. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz açtınızdır. Ben size mezelerden göndereyim. Biz keyfinize bakın. Sağ ol amca. Oğlum Ahmet. Ben hala rüyada gibiyim. Hiçbir şey değişmedi. Daha bu başlangıç ama. Biz aslında hiç böyle oturup konuşamamıştık. Nasıl yani?
Niye konuşmam? Yani işte öyle her şey birden olurdu ya. Biz böyle oturup karşılıklı duygularımızdan bahsedemedik. Bazen konuşmaya gerek kalmaz biliyor musun? Tamam, kabul ediyorum, bu kötü oldu, farkındayım. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama şimdi bana cümle kur diyorsun ya, benim kuracağım cümle de en fazla böyle olurdu işte. Ben pek beceremem bunu. Ben takarım. Yine çok güzel oldu. Haziran. Bak, bu gece biraz tatsız geçti, farkındayım. Yarın ne yapalım beraber? Çok yorgunum Poyraz. Yatacağım hemen, sabah konuşuruz. Haziran. Bu gece seni uyutmamı ister misin? Yok, sağ ol. Haziran. İyi geceler Poyraz. İyi geceler. Uyudun mu? Belki de. Aramızda kırgınlık olsun istemiyorum. Kırgınlık yaratma o zaman. Tamam, gece biraz kötü geçti ama bunu telafi edebiliriz. İdil'le aranızda ne var? Madem aramızda yanlış anlaşılmalar olsun istemiyorsun, madem gizlimiz saklımız olsun istemiyorsun, aranızda ne olduğunu açıkla. Yok bir şey aramızda. Biz eski arkadaşız, hepsi o. Kıskanacağın sonra insan. En çok da böyle söylenen kişiden korkmak gerekir derler. Seni kendime nasıl inandırabilirim? Birinin samimiyetine inandırmak o kadar kolay değil Poyraz. Sen beni ne kadar yalvarttın hatırla. Yarın yeni bir gün. Yeniden başlarız.
Göreceğiz.